Merhaba sevgili dostum. Bu hafta 3. kitabım Türkiye'de Hermes Yayın Evi'nden çıktı. Bugün seninle bunu paylaşmak istiyorum. Yeni kitabın adı Ener Aşk. Ener Aşk, ben aşkım demek. Aslında ne haddime aşkım demek. Çünkü hepimiz sonuçta aşkı arıyoruz. Ki aşk zaten hakikat. Hakikatin kendisi. Aşk öyle bir şey ki zaten bize ait değil. Bütün alemlerin Rabbi olan Allah'a ait. Bu kitapta anlatmak istediğim Eros değil, Agape'ydi. Yani beşeri aşktan değil, ilahi aşktan bahsetmeye çalıştım. Çünkü 20 yıldır kendimi arıyorum, içsel yolculuktayım. Ve inanç, bilim, felsefe, mistisizm, okültizm, kişisel gelişim, strateji, liderlik, koçluk, savaş sanatları, aikido, birçok kanalda anlamaya, öğrenmeye çalışıyorum. Hayatı anlamlandırmaya çalışıyorum. Kendi anlamımı bulup, hayat amacımı bulup yaşamaya çalışıyorum. Hakiki insan olmaya çalışıyorum. Ve aynı zamanda yaşama sanatını icra etmeye çalışıyorum. Bütün bunlar esasında yeterince bir yolculuk. Ve bu yolculuk içinde ilahi aşk öyle bir şey ki hayattaki tüm farkları birlemeye sebep oluyor. O ilahi aşk sayesinde zaten alemler yaratıldı ve ilahi aşk sayesinde bizler de vuslata varabileceğiz. Kitabımda ezoterizm ve tasavvufu birleştirmeye çalıştım. Ve hemen hemen 8 sene kadar önce tanıştığım tasavvufla alakalı bir sentez, bir özet yapmaya çalıştım. Kitap kesinlikle ama kesinlikle bir tasavvuf kitabı değil. Çünkü ben zaten tasavvuf üstadı değilim. Ancak uzun yıllardır ezoterizmin içinde olan birisi olarak gördüm ki tasavvuf ezoterizmin kendisi. İçsel yolculuk tamamen tasavvufun içinde var ve öyle bir şey ki 1000 yıldan uzun bir süredir kamil insanlar yetiştirmiş. Kendini bu kadar güzel ispat etmiş bir sistem dünyanın başka bir yerinde yok. Ve bunu öyle güzel bir şekilde yapıyor ki ilahi aşk ile yapıyor. Farklılıkları ve farkları birleyerek yapıyor. İşte ben bu aşka vuruldum. Ve birazcık kokusunu alınca nasıl evraka deyip haykırmış binlerce yıl önce Arşimet, ben de hadsizce bir nevi fakrımı acımı bilmeden Ener Aşk dedim. Çünkü o kokusu bile beni cezbetmeye, beni kendimden geçirmeye yetti ve gitti. Tasavvufun bendeki hikayesi ise şöyle. Dediğim gibi 20 yıla yakındır bu sürecin içindeyim, kişisel gelişimim. Esasında 9 yaşında başladı. 9 yaşında anneme işte bir sürü felsefi sorular sorardım, bezdirirdim onu. Allah nerede, nasıl görebilirim, evren neden böyle, ben neden böyleyim, nasıl gelişebilirim, neyi nasıl farklı yapabilirim, her şeyi sorardım. Annem de sonuçta kendince daha dini cevaplar verirdi. Bazılarını alırdım, bazıları yetmez, daha fazla araştırırım. Ve benim bu araştırmalarım daha sonrasındaki içsel yolculukta yaşadığım cemal celal şoklarla daha derinleşti ve içsel yolculuğa başladım. Fakat bu noktada her şeyin bir yerde ilahi aşka bağlanacağını bilemezdim. Yıllar önce, 8 sene kadar önce ailemizde bir sağlık sorunu vardı ve o sağlık sorunu sırasında Türkiye'nin en büyük yatırımlarından birini kurulmasına liderlik ediyordum İzmir'de ve gerçekten 4-5 alanda büyük yangınlar vardı ve o yangınları söndürmekten ben bitap düşmüştüm. Beni o dönem kurtaran o tasavvufun kendisi oldu. O tasavvuftaki aşk ile farkların ve farklılıkların ötesine geçip birçok şeyi birlemeyi öğrendim. Kusurun görende olduğunu anladım. Hala tabii ki yeri geldiğinde kusur görüyoruz çünkü daha hala hamız ama o ilahi aşk ile şikayet etmemenin, kusur görmemenin, etiketlememenin güzelliğini, anlamını öğrendim. Her bir şeydeki cemalde bile, sıkıntıda, belada bile olan o güzelliği görmeyi, onu teorisini, onun bakış açısını anlamaya başladım. Bunları uygulamaya çalışıyorum hayatımda. Çok zor. Bunu yapanlar zaten yaptıkları için üstadlar. Bizler üstad değiliz. Ancak bütün bu hikaye sonucunda şunu söyleyebilirim ki o 8 sene önceki o 3-4 yıllık zor dönemde beni gerçekten tasavvuftu kurtaran. Ben de bunu kitaba döktüm. Kitapta Hazreti Mevlana ve tasavvufuna yazdığım çok güzel, beğeneceğiniz yazılar da var. Aynı zamanda o dönemde yazdığım ilk rubailerim de var. Umarım kitabı beğenirsiniz. Bu kitap önemli. Ve bu kitabı ötesinde bu kitabı
Kaan'a, yani oğluma atfettim. O dönemde gönlümü Kaan dedim, tasavvuf beni dediğim gibi apayrı bir insan yaptı. O yüzden bu kitap oğluma adanmış durumda. Dediğim gibi bu kitabı eğer alır, okur, yorum yapar, paylaşırsanız çok mutlu olurum. Ben kendime, gönlüme düşenleri paylaşmak istedim. Acizane bir şekilde ve nacizane bir çabayla. Sizler de bu çabama katkıda bulunursanız çok mutlu olurum. İnşallah önümüzdeki sene kızım için olan kitabım çıkacak. Kitab-ül Esrar. Dediğim gibi kitap serimiz devam ediyor. Sevgiyle kalın dostlar.